Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dikdörtgen ve kare konusuyla karşınızdayız. Bakalım içerikte neler olacak? Bu konu içerisinde 4 tane başlığımız olacak. Bunlardan birincisi dikdörtgen ve özelliklerini inceleyeceğiz. İkincisinde dikdörtgenin alanına bakacağız. Üçüncüsünde karenin özelliklerine bakıp dördüncüsünde karenin alanıyla konumuzu yani dersimizi tamamlayacağız. Şimdi kullanım alanları, faydaları ve bununla beraber ödevlerimiz ne olacak onları konuşalım. Kare ve dikdörtgenin kullanım alanlarını ve faydalarını ayırdım sizin için. Dikdörtgen şekli evlerde mobilya düzenlemesi için odaların ölçümlerinde kullanılabiliyor. Bunun dışında resim çerçevelerin ve aynanın yerleştirmek için de kullanılıyor. Dikdörtgen önemli bu anlamda. Yapı projelerinde pencere ve kapı açıklıklarının belirlenmesinde önemli, kitap ve dergi sayfalarında şekli dikdörtgen olduğu için yayıncılıkta da önemli bir rol oynuyor. Kareye geldiğimizde kareler matematiksel problemler çözmek ve geometrik özellikleri anlamak için kullanılıyor. Biraz sonra yapacağımız gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarında ve sosyal medya profillerinde profil resmi olarak kullanılıyor. Kare şeklindeki masa ve sehpalarda nedir? Yemek servisi yapılıyor. Demek ki masaların kare olarak ayarlanması aslında önemli bir durum. Sanat ve tasarım alanında logolar ve simgeler oluşturmak için kullanılıyormuş karemiz. Peki ödevlerimiz ne olacak hocam? Söylüyorum. Sıfırdan 10'a matematik kitabını kullanıyorsan sayfa 276'dan 287'ye kadar sorumlusun. Dinamo matematik kullanıyorsan 313'ten 322'ye kadar sorumlusun. Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Dikdörtgen ve özellikleriyle başlıyoruz. Tüm iç açılarının ölçüsü 90 derece olan paralel kenarlara dikdörtgen diyoruz. O zaman bu ne demek? Paralel kenardaki tüm özelliklerin alınıp dikdörtgen içerisine eklenmesi demek. Peki dikdörtgenin kendine ait özellikleri ne? Öncelikli olarak köşelerinin 90 derece olması. Paralel kenarda olduğu gibi burada da gördüğün üzere karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit uzunlukta. Dikdörtgen paralel kenarın özelliklerini taşır demişiz. Kesinlikle demin söylediğimiz gibi özel bir paralel kenar olduğundan dolayı paralel kenarın tüm özelliklerini taşıyor. AB ile CD birbirlerine eşit. Yani karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve bununla beraber AD BC'ye eşit. Çevre ABCD'yi bulmak istersek paralel kenardaki gibi iki kenarı, bir kısa bir uzun olmak üzere iki kenarı topluyoruz. İki katını aldığımızda neyi elde etmiş oluyoruz sevgili kardeşim? Çevresini elde etmiş oluyoruz. Isınma sorusuyla başlıyoruz. Demiş ki ABCD dikdörtgeninde AE 1 cm şekilde görüyoruz. EB 12 cm onu da şekilde görüyoruz. DC ile CE de birbirlerine eşitmiş. Bu durumda şimdi burasının tamamı 13 cm. O zaman karşıdaki kenarımız da 13 cm. O zaman burası da 13 cm. Ve şurada şimdi sarıya boyayacağım dik üçgene baktığımızda bu dik üçgen özel bir dik üçgen. 12 var, 13 var. O halde burası da 5 olacak. 5, 12, 13 özel üçgenlerden bir tanesi. Bizden istediği ABCD'de dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulun diyor. Uzun kenarım 13. Kısa kenarım 5. 13 ile 5'i topluyorum ve bunu 2 ile çarpıyorum. 18 yaptı. 2 ile çarptığımda da karşılığını gelecektir. 36. Dikdörtgenimiz çevresi 36 cm'ymiş. Bir ekstra ile karşınızdayız. Bakalım ne bilmemiz gerekiyor? Dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşittir. Bu yeni. Çünkü paralel kenarda ya da eşkenar dörtgende ya da deltoidde böyle bir şeyden bahsetmemiştik hatırlarsan. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşit. Yani AC uzunluğu, BD uzunluğuna eşit. Paralel kenarda ne özelliğimiz vardı? Şu paralel kenarda köşegenlerin kesim noktası olarak gösterilen o köşegenleri ortalıyordu. Şimdi köşegenlerimizin uzunlukları eşit olduğuna göre buradaki dört parçanın uzunluğu da birbirlerine eşit olacak. Burada da onu söylemişiz. AO, BO, CO ve DO uzunlukları birbirlerine eşit. Köşegen ortalıyor ama bu sefer 4 tane parçayı eşit hale getiriyor. Dikdörtgene özel bir durum. Sorumuzda diyor ki ABCD dikdörtgeninde AE BD'ye eşitmiş, AEO açısı 70 derece olduğuna göre EOB'yi bulur musun demiş. Şimdi bak ben köşegen çizildiğinde dikdörtgende hem de ikisi birden çizildiğinde mutlaka şu eşitlikleri yazıyorum arkadaşlar. Hatırlarsan demin söyledik. Bu köşegenlerin kesim noktası olan O noktası bu köşegenleri 4 eşit parçaya ayırıyordu. Eğer bunu yaparsan görüldüğü gibi AOE üçgeni ikizkenar oldu. Bakın AO uzunluğuyla AE uzunlukları birbirine eşit. O zaman burası da 70 derece. 70 70 140. Buraya ne kadar kaldı? 40. Neticede üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Bizden istenilen neresiydi? EOB. Peki şimdi O A, B üçgenine bakalım. O A, B üçgeninde bu kenarla şu kenar birbirlerine eşit.
Dolayısıyla bu da bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin taban açılarına baktığımda şuradaki açıların birbirlerine eşit olması gerektiğini duyuyorum. Dolayısıyla burası da 40 derece. Peki hala AOB üçgenindeyim. 40 burası, 40 da burası 80 yaptı. O zaman tepe açısının olması gereken değeri 100. 70'i buradaysa 30'u bizim aradığımız EOB açısı olacaktır. Sorumuzda ABCD'nin bir dikdörtgen olduğu söylenmiş. ABG noktaları ve DFG noktaları doğrusalmış. AC uzunluğu 6'ymış, BG uzunluğu da 6'ymış. Şimdi bak arkadaşım, AC bizim köşegenimiz. Fakat bu köşegen çok anlamsız bir şekilde duruyor. Bak ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi burası 6, bir de burası 6. Yani bunların kesiştiği, birleştiği hiçbir yer yok ki. O zaman bu AC için başka bir şey düşünmem lazım. Nedir o? Bunu siliyorum, diğer köşegenimi çiziyorum. Diğer köşegenimi çizdiğimde gerçekten inanılmaz düzgün çizdim. Şurası köşegenlerin kesim noktası. Fakat unutmamam gereken bir şey var. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşitti. O zaman AC uzunluğu 6 olduğuna göre DV uzunluğu da ne kadar gelecek? 6. Ve şu üçgen DBG üçgeni, şu an sarıya boyadığım üçgen, ikizkenar oldu. Bakın burası 6, burası 6. O zaman burası 15 ise buranın da 15 olması lazım. 15 ile 15'in toplamı buradan karşılığı 30 derece gelecektir. Burası DAB üçgeni 30 90, 60 üçgen oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bu durumda 3. 60'ın karşısı da bunun biliyorsun kök 3 katı olacağından dolayı 3 kök 3 olacak. Bizden istenilen ABCD dikdörtgen çevresi. O zaman kısa kenar olan 3 ile uzun kenar olan 3 kök 3'ü toplayıp bunu ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. 2'yi dağıtırsam 6 artı 6 kök 3 olarak çevreyi bulmuş olacağım diyorum. Ne olur unutma, köşegen uzunlukları dikdörtgende birbirlerine eşit olması, gördüğün gibi anlamsız yerlerde olan uzunlukları anlamlı hale getirebilmek için diğer köşegeni çizmeni gerektirebilir. Bir ekstra da ABCD dikdörtgen de BK AC'ye dikmiş. Ne yapılmış? Köşegene bir dik indirilmiş. DL de AC'ye dikmiş. B'nin tam karşısındaki köşeden buraya da bir dik indirilmiş. Deniliyor ki AL uzunluğu KC uzunluğuna eşittir. Bu dikmelerde birbirlerine eşittir denmiş. Önemli. Köşegenlere karşılıklı köşelerden indirilen dikmelerin boyları birbirine eşit. Ya köşegen üzerinde kalan küçük parçalarda birbirlerine eşit olacak. Çünkü benzerlik görmüş insanlarsınız. Şunlar birbirlerine eş üçgenler arkadaşlar. Peki geldim sorumuza. İlişkili soruya bakalım. ABCD dikdörtgeninde AE dikmiş BD'ye. Tamam. O zaman ben de buradan bir dik indiririm. Buradan indirdiğim dik şurası 2 olduğundan dolayı burasında ne yapacaktır? 2. Dolayısıyla bu parçaya ne kadar kalmış olacak? 6. Tamam. Bizden istenilen neydi? EC. Şimdi şuradaki 90'ı kullanmam lazım. Diyeceksin ki o 90 ne işe yarayacak? Hemen gösterelim. DAB üçgeninde arkadaşlar 90 dereceden bakın yükseklik indirilmiş. Yani burada ne uygulayabilirsin? Öklit uygulayabilirsin. Dolayısıyla ben burada indirilen yüksekliğe x dersem, aslında pek indirmemiş, çıkartılmıştır ama indirilen yüksekliğe x dersem x'in karesi, dikkat et, DAB'ye bakıyorsun. Yani DB hipotenüs. Dolayısıyla ayırdığı parçalar 2 ile, sakın 6 deme, 2 ile 8. Dolayısıyla 2 ile 8'in çarpılmış. Yani x karenin karşılığı buradan 16, x'in karşılığı buradan 4 gelecek. Şimdi ben x'i 4 bulunca buranın da 4 olduğunu anlamış oluyorum. Neden? Çünkü köşegene indirilen dikmeler bakın birbirlerine eşitti. Ve son olarak şuradaki üçgene odaklanmanı istiyorum. Buraya y dersem burada da küçük bir Pisagor'la bu işi bitireceğim. Hipotenüs y, y'nin karesi. Dik kenarlarım 4 ve 6, 4'ün karesi artı 6'nın karesi. 16 artı 36'dan 52. Y'nin karşılığı da buradan ne gelecek? Kök 52. Bunu da 4 çarpı 13 diye düşünürsen 2 kök 13 olarak bulursun aradığın EC uzunluğunu. Köşegenlere indirilen dikmeler birbirlerine eşit. Dikmelerde oluştuktan sonra, dikmeleri indirdikten sonra oluşan küçük parçalarda birbirlerine eşit. Sebebi neymiş? O üçgenler eş üçgenlermiş. Dikdörtgenin alanına geldik. ABCD dikdörtgenin alanı bulabilmek istiyorsanız arkadaşlar kısa kenarla uzun kenarı çarpmanız lazım. İşte bu kadar. O zaman devam. Sorumuz da diyor ki ABCD dikdörtgen ediliyor. AE, EB'ye diktir. Şekilde görüyoruz. DE 3, EC 12. Onlar da şekilde verilmiş. Alan ABCD sorulmuş. Arkadaşlar şu 90'dan aşağı doğru bir yükseklik indirsem. Bu durumda DEHA bir dikdörtgen olduğuna göre burası 3 ise karşı tarafta 3 olacak. Aynı şekilde EHBC de bir dikdörtgen oldu. Dolayısıyla burası 12.
ve 90'dan yükseklik indirdiğimden dolayı burada bir öklit var. Buraya x dersek indirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçalar 3 ile 12'nin çarpımlarına eşit. Bu durumda x karenin karşılığı 36, x'in karşılığı ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. Tamam, burası 6 ise bu da dikdörtgendi ya. Bu durumda dikdörtgenin, büyük dikdörtgenin kısa kenarının 6 olduğuna ulaştık. O halde bizden istenen alana dönelim. Kısa kenarımız 6. Uzun kenarımız 3 artı 12'den 15. 6 ile 15'i çarptığımda alan ifademizin 90 cm kare olduğuna ulaşmış oluyoruz. Öklit önemli çünkü dikdörtgende epeyce bir 90 derecemiz var. Dolayısıyla öklit hafızamızın bir tarafında mutlaka durmalı. Sorumuz diyor ki alanı 108 cm kare ve köşegen uzunluğu 15 cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir diye sormuş. Alanı 108 olacak, köşegen uzunluğu 15 olacak. Peki bu dikdörtgenimizi bir çizelim, bir görelim şekilde. Köşegen uzunluğumuz şurası, burası ne kadarmış? 15. Burası A imiş, burası da B imiş olsun, burası dik. Bir Pisagor yazısım geldi. A kare artı B karenin karşılığı ne kadar? 15'in karesi, yani 225. Bir de elimde ne var? A çarpı B'nin 108 olma durumu var. Alan demiş, kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Bizden çevre istemiş. Yani A artı B'nin 2 katını istemiş. O zaman benim bir şekilde A artı B'ye ulaşmam lazım. Oturup da burada sayısal değerler verme gibi bir durum yok. Eğer ben A artı B'yi arıyorsam, çarpanları ayırmayla alakalı tam kare meselesinde eğer Ersen Hoca'yı dinleyip de şunu düşünmüşsem, hoca demişti ki A kare artı B kare soruda varsa ya da soruluyorsa dolayısıyla ya A artı B'nin karesini almak lazım ya da A eksi B'nin karesini almak lazım. Şu an A artı B'nin karesi ihtiyaç olduğu için A artı B'nin karesini alıyorum. A kare artı 2AB artı B kare yazdım. A artı B'nin karesini bilmiyoruz. Ama A kare artı B karenin, yani şu kısmın değerinin 225. A çarpı B'nin de 108 olduğunu bildiğime göre 2 çarpı 108'den 216 gelmiş oluyor. Bunları toplarsam karşılığı 441. A artı B'nin karesi 441 ise şimdi düşünmem gereken şey şu. 441 acaba neyin karesi? 21'in karesi, ama inanmayabilirsiniz, dolayısıyla gel bir çarpalım. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. Topladığımda gördüğün gibi 21 çarpı 21. Yani 21'in karesi 441'miş. A artı B'nin 21 olduğunu biliyorsam buraya 21 yazıyorum. 2 çarpı 21'den karşılığı 42 gelecektir diyoruz. Bu soru içerisinde çok önemli hikayeler var. Aslında mevzu sadece Pisagor yazdık. Bir de dikdörtgenin alanının kısa kenarla uzun kenarın çarpımı olduğunu yazdık. Geometriksel açıdan bunu yaptık. Bunun haricinde geri kalan kısım senin çarpanları ayırmayla alakalı. Tam karede mevzuyu ne kadar konsantre dinlediğinle alakalı. Ne olur unutma. A kare artı B kare soruda varsa ya da isteniyorsa, verilmiş ya da isteniyorsa, yani o sorunun içerisinde mevcutsa, lütfen A artı B'nin kare açılımına dikkat edin. Bir ekstra var. Bakalım ne bilmemiz gerekiyormuş. Diyor ki bu paralel kenarda bunu biliyoruz biz arkadaşlar. Paralel kenarda da kullanmıştık hatırlarsanız. Burada esmes yapmışız. Böyle güzel janjanlı işler oluşturmuşuz. Bakalım. Şimdi orta taraftaki, şuraya da E noktası dersem, EDC üçgenin alanı S3. Yan taraftaki alanları toplamlarına eşittir. S3, S1 artı S2 eşit. Ayrıyeten S3 alanı dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Dolayısıyla dikdörtgenin alanını bulduktan sonra 2'ye bölersem buradaki S3'ü bulurum. Ya da S3'ü biliyorsam 2 katını aldığımda dikdörtgenin alanına ulaşmış olacağım. Şimdi bana diyor ki ABC'de dikdörtgeninde AE8, EB6, BF4, FC5 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? Şimdi ben yan taraftaki mevzuyla bunu yapabilirim. Fakat daha pratik bir yöntem var. Yani bunu görsen çok daha sağlıklı olur. Ki bu pratik yöntem bana ait değil, yani hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benden boyalı bölge istiyor ya. O zaman ben tamamını bulayım. ABCD dikdörtgenin tamamını bul. Beyaz üçgenleri buradan çıkartayım. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 14, kısa kenarı 9. Dolayısıyla 9 çarpı 14'de dikdörtgenin alanını 126 cm kare olarak bulmuş olduk. Burası 9 da karşı tarafta 9. O zaman bu üçgenin alanı 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 gelecek. Bundan bunu bir çıkartacağız. Bu üçgen alanı ise 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 gelecek. 126'dan 36'yı çıkarttığımda 90, bir 12 daha çıkartırsam karşılığı ne gelecektir? 78 gelecektir. Dolayısıyla sarı bölgenin alanını bulmuş olacağız. Ha, hocam şöyle çözsek ne olurdu dersen? Biraz temizleyeyim. Temizliyorum ve temizledim. Şöyle de yapılabilirdi. Şuradan çekerdik. Bu bölgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısına eşit. Dolayısıyla 14 çarpı 9 bölü 2.
Bu da geniş açılı bir üçgen. Tabanı 5, yüksekliği 6 deyip 5 çarpı 6 bölü 2'den de yapılabilirdi. Tabii bu alanları toplayacağız sonra. Geldik kareye. Kare ve özelliklerine bakıyoruz. Diyor ki tüm kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene kare denir. O zaman dikdörtgen paralel kenarın özel bir haliydi. Kare de dikdörtgenin özel bir hali. Nasıl özel bir hali? Tüm kenarlara eşit olan bir dikdörtgen bu. O zaman her kare bir dikdörtgen midir? Kesinlikle evet. Karenin kenarları eşit. Gördüğünüz gibi AAA yazmış. Diyor ki kare hem dikdörtgen hem de paralel kenar hem de eşkenar dörtgenin özelliklerini o zaman alır. Niye? Çünkü dikdörtgen özel bir dikdörtgen. Köşeler 90 derece. Ve karşılıklı kenarlar paralel. Paralel kenar mı? Evet, karşılıklı kenarlar paralel olduğu için paralel kenar. Eşkenar dörtgen mi? Evet, hem karşılıklı kenarlar paralel hem de kenarlar uzunlukları eşit. Dolayısıyla hem dikdörtgen hem paralel kenar hem eşkenar dörtgende öğrendiklerimizin hepsini burada kullanabiliriz arkadaşlar. Bir ekstradayız. Bir ekstrada diyor ki ABCD'nin karesine köşegen uzunlukları eşittir. Dikdörtgende de öyleydi biliyorsunuz. Köşegenler birbirinin dik ortalar. Dikdörtgenden farklı. Dikdörtgende böyle bir özelliğimiz yoktu. Nerede vardı? Eşkenar dörtgende vardı. Özel bir eşkenar dörtgen olduğu için köşegenler dik kesişiyor. Köşegenler aynı zamanda açıortaydır. Yine neyin özelliği bu güzel kardeşim? Eşkenar dörtgenin. Fakat köşedeki açılar 90 olduğundan dolayı 45-45-90 üçgenleri havada uçuşuyor. Burada köşegenler çizildikten sonra oluşan 4 tane üçgenin her birisi 45-45-90 üçgeni. O zaman yeri gelmişken 45-45-90 üçgenini şöyle bir hatırlayalım. Efsanelerde bugün bak 45-45-90, 45'lerin karşısında A varsa 90'ın karşısında ne vardı? A kök 2. Bu lazım olacak çünkü kare yani. Bir sürü 45-45-90 üçgeniyle karşılaşacağız. Sorumuz diyor ki şekildeki ABCD kare BCE eşkenar üçgendir. Buna göre X açısını bulabilir misin demiş. Şimdi kare eşkenar üçgen düzgün çokgenler. Dolayısıyla kenarların uzunlukları birbirlerine eşit olduğu için açı sorularında lütfen bu kenar uzunlukların birbirlerine eşit olmasını yazınız. Çünkü gizli olan ikizkenar üçgenler ortaya çıkabilir. Mesela DCE üçgeninde olduğu gibi. Bakın DC kenarına da bir çizik attık. CE kenarına da bir çizik attık. Şurası 90, burası 60. 90 olmasının sebebi kare, 60 olmasının sebebi CBE üçgeninin eşkenar olması. Dolayısıyla buranın tamamı arkadaşlar 150 derece. Ve şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. İkizkenar üçgenin taban açıları olduğundan dolayı. Peki onları nasıl bulacağız? 180'den tepedeki 150'yi çıkarttığında geriye 30 kalacak. O zaman 15 buraya, 15 buraya kalacak. DCF üçgenine odaklanırsanız. Bakın burası 15, burası 90 ve x'i istiyor. 15 ile 90'ı topladım. 105. 180'den çıkarttığımda karşılığı 75 olacaktır diyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz. Kare, eşkenar üçgen, düzgün çokgenler olduğu için açı sorularında kenar uzunluklarını çizelim ki gizli olan ikiz kenarları yakalayalım. Sorumuzda ABCD'de kare. AE, EC'ye dik. AE 3'müş. AB 3 kökiymiş. Alfayı soruyor. Hemen bir köşegen çiziyorum. Arkadaşlar kare sorularında baktığınız iş ilerlemiyorsa mutlaka köşegeninizi çiziniz. Burası 3 kök 2, 3 kök 2. Burası 45-45-90 üçgeni. Dolayısıyla 45'in karşısında 3 kök 2 varsa hipotenüs uzunluğunu bulmak için bunu ne yapmak lazım? Kök 2 ile çarpacaksın. Kök 2 çarpı kök 2, 2. 3 çarpı 2'den de 6. Şimdi odaklanmanı istediğim yer şurası. Hemen fokusluyoruz buraya. E, A, C üçgeni. 90'ın karşısında 6 varsa neyin karşısında 3 vardır sorusuna karşılık. Burası ne gelecek? 30. Ama buranın tamamı 45'ti. Dolayısıyla buraya 15 kalacak. Burası 90, burası 15, burası alfa. DFC üçgeninde neye dikkat edeceğiz? İç açılar toplamının 180 olmasına. 90 ile 15 topladım 105. 180'den çıkarttığında alfanın karşısı 75 gelecektir. Sorunun kritik yeri önce sıkıştığın anda köşegeni çizmen gerekliliği karede. İkincisi de EAC üçgeninde 90'ın karşısında 6 varken hangi açının karşısında 3 olduğu bulabilmek lazım. Geldik karenin alanına. ABCD karesinin alanı arkadaşlar A kare yöntemiyle bulunuyor. A kare ne? Kenarın karesini alıyoruz. O zaman soru çözmeye devam edelim. Sorumuzda ABCD kare DB köşegen DE 2 AE 10 cm buna göre karenin alanı ne kadardır denmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar deminki sorulardan bir tanesini söyledim. Yani bu sorunun ilerleme ihtimali zor. Dolayısıyla gelin bir köşegen çizeyim. Köşegen çizdiğimde şurası 90 derece olacak. Buraya x dersem köşegenlerin kesim noktasına kadar olan şu parça x artı 2 ise bunların her birisi x artı 2 gelecektir. Sonra şuradaki üçgene odaklanırsanız. Bakın x var, x artı 2 var, 10 var. Arzu edersen Pisagor uygulayabilirsin. Fakat ben uygulamayacağım. Hipotenüs 10'sa aklıma gelen ilk üçgen 6, 8, 10'dur.
Buraya 6 dersen burası 8 oluyor mu? Evet, 2 fazlası. Burası 6'ymış, burası 8'miş. O zaman burası da 8. Şimdi geldim şu üçgene. 8 var, 8 var. E burası biliyorsun 45, 45, 90 üçgeni. 45'lerin karşısında 8 varsa 90'ın karşısında 8 kök 2 vardır. Bu durumda alan 8 kök 2'nin karesi olacaktır. 8 kök 2'nin karesini alırken önce 8'in karesi 64. Sonra kök 2'nin karesi 2'yi aldım. 64 ile 2'yi çarptığında 128 gelecek diyoruz. Sorumuz güzel, kıymetli sorulardan bir tanesi. Birazcık benzerlik bilmen gerekiyor. Şimdi bak. Ben buraya bir A dersem A 90 B. Bu arada benzerlikle alakalı mevzularda eğer 90'lar 90 sayısı çok fazlaysa bir soruda kesinlikle açılara isim vermek lazım. Yani onun için direkt A B diye girdim. Diyeceksin ki 2 tane 90 var. Yani 2 tane 90 var. Bir de A B C'nin köşelerinde 4 tane daha var. 6 tane 90 var. 90'lar havada uçuşuyor. Onun için A B ve 90'ı topladığımda D A E üçgeninde malum 180 olacağına göre A ile B'nin toplamı 90 derece. Burası o zaman B olmalı. Çünkü buranın tamamı 90. B var, 90 var. Burası da A. Şimdi D, A, E üçgeni yakaladık mı? D, F, C üçgeni. Her ikisinde de açılar A, B, 90. İkinci kısımda bakman gereken 90'ın karşısındaki uzunluklar. Bir kare olduğundan dolayı ikisinin de karşısındaki uzunluklar birbirlerine eşit. B'nin karşısında çift çizgi varken B'nin karşısında çift çizgi var. O zaman şöyle diyelim. Buraya x dersem şurası da ne olacak? X. Mesela A'nın karşısında şu an x artı 7 var. O zaman burası da ne olmalı? X artı 7. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Ben buradaki üçgende dik kenarlara hakimim. X var, x artı 7 var. Hipotenüsü de hakimim. O zaman Pisagor'u uygulayabilirim. Ama Pisagor'u uygulamayacağım. Demin 6, 8, 10 üçgeninde düşündüğüm şeyin aynısını düşüneceğim. Hipotenüsü 13 olan üçgen kimdi? 5, 12, 13. X yerine 5 yazsanız sağlıyor mu diye bakacağım. 5, 12, 13 sağladı. Diyelim ki sağlamadı. O zaman paşa paşa Pisagor'u yapmak zorundayız. Peki diyor ki bize boyalı bölgenin alanını bulabilir misin? Şimdi ben ne yapacağım? Karenin alanından bu şu an ikisini de sarıya boyadığım bölgeleri çıkartacağım. Karenin alanı 13'ün karesi. Eksi. Burası ise dik kenarlar 5 ve 12 idi. 5 çarpı 12 bölü 2'den hop sadeleştirdim. 30 geldi. Bir tanesi diğeri de 30 gelecek. Dolayısıyla 60 çıkartacağız. 13'ün karesi 169. 60 çıkartırsam bizden istenilen boyalı bölgenin alanı ne kadar bulmuş olurum? 109 bulmuş olurum. Sorumuzda ABCD karesinin ön yüzü uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 3 katı olan 4 eş dikdörtgene ayrılıyormuş. Yani ben buraya K dersem burası 3K. E burası da K, burası 3K. Çünkü eşmiş onlar. K 3K. K 3K. Tamam. Bu özdeş dörtgen kartonlarla kaplandığında ortada 36 santimetrelik bir alan açıkta kalmış. 36 santimetrelik bir alan açıkta kalmış. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şuranın K olduğunu bildiğime göre burası zaten 2K. Şuranın da K olduğunu biliyorum. Şuranın da K olduğunu biliyorum. Ay ne olacak şimdi? Burası da 2K olacak o zaman. Değil mi? 3K burası çünkü. Ne oldu? Kare olmaya başladı burası. Aynı şekilde burası da 2K. Burası da 2K gelecek çünkü buralar K. Peki bu kare ise karenin alanı da 36 ise 2K'nın karesi eşittir 36'yı kurabilirim. 2K'nın karesi 36 ise 2K buradan 6'ya. K'nın karşılığı buradan ne eşittir? 3. Kartonlardan birinin alanını sormuş. Kartonlardan kısa kenarımız 3. Uzun kenarımız K yerine 3 yazarsam 9. 3 çarpı 9'dan da karşılığı ne kadar gelecektir? 27 gelecektir diyoruz. Bu eş kartonlarla alakalı sorular karşınıza çok çıkar arkadaşlar. Mantetesi bu. Geldik konu biterkene. Dikdörtgen ve özelliklerini inceledik. Dedik ki dikdörtgen özel bir paralel kenardır. Paralel kenarın özelliklerini tamamını alır. Kendine ait özellikleri de var dedik. Dikdörtgenin alanı konusal açıdan çok kısaydı. Dedik ki kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Karenin özelliklerine baktık. Bilhassa 45-45-90 üçgenlerine önem göstermeni, sıkıştığın sorularda köşegenleri çizmen gerekliliğinden bahsettik. Karenin alanında o da biraz kısa sürmüştü. A kare demiştik. Yani bir kenarın karesini aldığında karenin alanını bulabilirsin dedik. Tekrar söylüyorum. Bakın burada da Öklidler 30-60-90'lar 45-45-90'lar çıktı. Dörtgenleri halledebilmek için üçgenlerinizin sağlam olması lazım. Bu konuda hassasiyet gösterirseniz süper olur. Haydi bakalım şimdi ödüllü soru zamanı ama önce geçen dersin ödüllü sorusunu beraber bir çözelim. Geçen dersimizin ödüllü sorusunda 12, 4 var, 90 derece vardı. Biz buradan bir tane köşegen çizersek, bu köşegenimizin karşılığı burada malum iki köşegen dik kesişiyor eşkenar dörtgende. Ayrıyeten köşegenlerin kesim noktası burasını ne yapmalı? Eşit ayırmalı. 12 artı 4'ten tamamı 16 olduğuna göre 8 bu tarafa kalacak.
8 diğer tarafa kalacağından dolayı 4. Kafamız karışmasında şu an ikisi. Şimdi geldim şuraya h demeye. Çünkü 90 dereceden yükseklik inmiş. İndirilen yüksekliğin karesi, ne olur dikkat, dik üçgenimiz burası, ayırdığı 8 ile 4'ün çarpımlarına eşit olacak. 8 çarpı 4. H kare eşittir 32. H eşittir kök 32. Tamam. Kök 32'yi de bulduk. Ve son olarak bakacağımız yeri boyuyorum şimdi. Şu üçgende Pisagor uyguladım mı bu iş biter. Dik kenarlarından bir tanesi kök 32, bir tanesi 8, bir tanesi de x. Hipotenüs x kare eşittir 8'in karesi 64, kök 32'nin karesi de 32. X karenin karşılığı 96, x'in karşılığı kök 96. 96'yı 16 çarpı 6 diye yazıp 16'yı dışarıya 4 diye atarsak sorumuzun cevabı 4 kök 6 gelecektir. İnşallah doğru cevap veren arkadaşlardan birisi sensindir. O zaman sırada bu dersin ödülü sorusu. Ödüllü sorumuz diyor ki şekil 1'deki önü sarı arkası mavi olan ABC'de dikdörtgeni biçimdeki karton EF doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında BC kenarı şekil 2'de görüldüğü gibi DC kenarıyla çakışıyormuş. AF 120 derece, AE 4 cm olduğuna göre ABC dikdörtgen alanı kaç cm²'dir? Küçük bitiyor. Bundan önceki katlama sorularında bir önceki şekle tekrardan dönmen gerektiğini söylemiştik. Burada da böyle bir güzellik yapayım. Başlangıçtaki şekle dönersen galiba çorap söküğü gibi gelecek. Hadi bakalım. Hepinize başarılar diliyorum. Ödevlerinizi lütfen unutmayın. İhmal de etmeyin. Bol bol soru çözmeniz lazım. Hadi bakalım. Hepinize başarılar. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.